Yaklaşık 35 yıl boyunca Yakın Doğu tarihine damgasını vuran Şapililuma, Hitit Krallığı'nı imparatorluğa dönüştüren hükümdar olarak kabul edilir. Hükümdarlığı döneminde Büyük Hitit İmparatorluğu en parlak dönemini yaşamış ve eski başkent Hatışan'ın savunmasını güçlendirmiştir. Ülkenin dört bir yanına saldırı uğramasıyla küçülen devleti yeniden toparlamış, Yakın Doğu'nun en büyük devleti durumuna getirmiştir. İkinci Tısalyan'ın oğluydu. Yaşamına ilişkin bilgiler oğlu ve Ardalı, ikinci Murşil'in yıllıklarında ayrıntılı olarak yer alır. Daha prensliği döneminde Hatti topraklarının büyük bir kısmını ele geçiren düşmanlarla savaşmaya başladı. Askeri faaliyetlerde babasını temsil ettiğinden, kral olunca deneyimli ve yetenekli bir komutan olarak Kaşgalarla yaptığı savaşlarda başarılı oldu. Sınır bölgelerinde kaleler ve tahkimat yaptırdı. Hattuşaş'ı yeniden kurdu. Azayaş'ı ve Arzıbay'a başarılı seferler düzenledi. Işıl ülkesiyle Aşağı Murat çatıştı. Hükümdarlığının büyük bölümü doğudaki Mitanni Krallığı'na karşı yürüttüğü savaşlarla ve Hititlerin Suriye'de yeniden sağlam bir biçimde tutunmasına sağlamaya yönelik girişimlerle geçti. Mitanni Kralı Tushratta ile Kuzey Suriye için savaştı. Ancak Toros keçitleri ve Kizimat üzerinde Mitanni Kralı'na saldırma girişimi sonuç vermedi. Ve bu nedenle ilk seferinde başarılı olamadı. Bu sırada iç karışıklıklarla uğraştı. Azayaş'a Kralı Kan ile bir anlaşma imzalayarak kızını onunla evlendirdi. Siyasi gücünü artırmak amacıyla Kizimat'la Kralı Şınaşıra ile anlaştı. Ve böylece Mitanni arasında bir tampon bölge oluşturdu. Bundan sonra Kuzey Suriye üzerine gitti. Fırat'ı daha kuzeyden geçip Mitanni başkenti Vashagne'ye arkadan yaklaşarak Suriye'nin kuzeyindeki Mitanni savunmasını açma yoluna gitti. Planını başarıyla uygulayan Şapililma, Mitannilerin başkenti Vashagne'yi ele geçirerek yağmaladı. Ardından Fırat'ı geçip Mısır'a yönelerek, Mısır'ın egemenliğindeki Güney Suriye'ye girerek küçük krallıklar Ugarit, Kadeş, Amur Hititlerin egemenliğine girdi. Öylesine güçlüydü ki diğer krallar arasındaki anlaşmazlıklara hakemlik yapardı. Bu yüzden çıkan ve aralıklarla süren çatışmalar sırasında Mısır firavunu Tutankamon ölümü üzerine, onun dul karısı olan Mısır kraliçesi Ankhesenemen, Şapililma ile gizlice haberleşerek bir Mısır ile evlenmeyeceğini bildirdi. Ve Şapililma'dan oğullarından birini kendisine eş olarak göndermesini istedi. Mısır'ın veraset yasalarına göre Ankhesenemen'in yeni kocası Firavun olacaktı. Şapililma Ankhesenemen isteğine uysa da babası tarafından Mısır'a gönderen Prens Zananza, Mısır sarayındaki rakiplere bağlı askerlerce yolda yakalanarak öldürüldü. Bu olay sert bir tepkiye ve sonunda Kadeş Anlaşması'nın imzalanacağı yıllarca süren savaşlara yol açtı. Daha sonra oğlu Tilipunu'yu Suriye'de bırakarak dinsel görevler üstlenmek için Hattuşa'ya döndü. Ama uzun zamanda Mitannilere bağlı olan Asur'un bağımsızlığını kazanarak bölgede yeni bir güç durumuna gelmesi üzerine hemen Suriye'ye yeni bir sefer düzenledi. Büyük önem taşıyan Karkamış kentini aldıktan sonra oğlu Tilipunu'yu Halep Ebiroğlu Piyasi'yle de Karkamış kralı yaparak Suriye'nin kuzeyindeki Hititlerin topraklarını sağlamlaştırdı. Öte yandan Şapililuma Tushratta'nın öldürmesi sonucu Mitanni tahtına geçen Artıtama ile buluştu. Tushratta'nın kendisine sığınan oğlu Maddi Vazı ile anlaştı ve kızını onunla evlendirerek Maddi Vazı'yı Mitanni kralı yaptı. Maddi Vazı ile bir karşılıklı yardım anlaşması yaparak Suriye'deki Hitit topraklarında büyüyen Asur tehdidini koruyacak bir Mitanni tampon devleti oluşturdu. Şapililuma askeri yeteneklerin yanı sıra merkezi yetkiyi güçlendirmiş ve ele geçirdiği ülkelerin başına kral soyuna yöneticiler atayarak kendisine bağlamaya bilmişti. Fethettiği bölgelerde yaşlı insanları köle yapmayarak o ülke halklarını imparatorluğa bağlı halklar haline getirdi.